dahir ömrün. Bir günleri saydın, zaman bitti nafile. Cümle alem tanıktır, bu can tende konuktur. Şimdi vardın menzile. Deryayı geçsen, en ücralara kaçsan, ecel bulur nafile. Sayılı gündür geçer, vakit gelir can uçar, nail olursun menzile. Hak bir gün vaki olmadan, dön de seyret kendi hayatını. Dön de seyret kendi hayatını. 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 Bırak şimdi etrafı. Bak şimdi anne. Şehrin merkezinde büyük çocuk parkı var ya hani. Evi oradan tutarız. Ay ne güzel olur. Nasıl içim gider benim o parkta ne zaman dolaşsam. Mobilyaları da. Hani şu televizyonda göstermiştim sana geçen gün. Onlardan alırız. Yemek takımı? Yemek takımı olmadan olur mu? Benim güzel anneciğim. Hem de en iyisinden. Oh yemekten sonra da iner deniz kenarına. Dolaşırız ışıl. Işıl. Oh ışıl ışıl olacak tabii anneciğim. Şehir dediğin geceleri gündüzden bile parlak olur. Ay ne oluyor? Birkaç isteği daha var. Hadi hadi alkışlayın. Burası artık senin. Ben seni şimdi iyileştiririm. Evine gelin gel. Seni terk ediyorum. Kıl kıl ne işe yarıyor? Afiyet olsun anneciğim. Orasını da sen. Anne! Benim annem öldü Binnaz. Geldik mi anne? Ne çabuk bitti o kadar yol. Anne? Allah Allah. Mola yerinde unuttular beni galiba. Orman mı burası? Ne burası böyle? Amca, merhaba. Buralardan mısınız siz de? Öyle öyle belli. Ben gibi köylüsün sen de. Gerçi ben artık köylü sayılmam. Şehre taşınıyoruz annemle beraber. Ama ben otobüsten inmişim, otobüs gitmiş kalmışım buralarda. Ne yapacağım şimdi ben? Şehre gitsem mi daha iyi, yoksa geriye dönüp bir otobüs mü arasam? Buradan geriye dönüş yok. Niye canım? Bu yol ileriye gittiğine göre geriye de gider. Niye geri dönüş yokmuş? Neresi ki burası?
Burası ferah kapısı. Dünyadan ukbaya yolculuk yapanların uğrak yeri. Ne? Dünya yolunun sonu, ukba yolunun başlangıcı. Geriye dönüşün olmadığı, kapıların ancak sonsuzluğa açıldığı yerdesin. Anam, o nedir? Nereye gelmişim ben böyle? Ne olmuş bana? Peki niye geldim ben buraya? Dünya hayatının sonunda her nefis buraya gelir. Dünya hayatının sonu mu? O ne demek şimdi? Öldüm mü şimdi ben? Aman Allah'ım. Olamaz. Ölmüş olamam. Daha şehre taşınacağız biz annemle. Ölmüş olamam ben. Yavrum, yavrum, gitti kızım. Ah, gitti kızım, gitti mi kızım? Yavrum, gitti kızım, gitti kızım. Hadi, hadi. Ah, ben sensiz ne yaparım yavrum? Ah, bilmezem yavrum. Ben sensiz ne yaparım yavrum? Beyefendi durun, geçemezsiniz. Dur kardeşim, bir dakika. Dur. Anne. Anne. Anne, Binnaz nerede? Yavrum. Anne, sana diyorum, Binnaz niye nerede? Niye ağlıyorsun, ne oldu? Kazan anne. Mı? Binnaz'ım, anne. Yavrum, kızım öldü. Kızım gitti. Hoppala. Öldü mü? Anne, ne ölmesi? Buradayım ben. Anne. Binnaz. Al işte. Beğendin mi yaptın? Şehir de şehir. Şehir de şehir. Yedin kızın başını. Öldü gitti en sonunda. Ziya, ne ölmesi? Buradayım ben, baksana. Sana diyorum kadın, bak. Bak, buraya bak. Benim o. Ama nasıl olur? Ben öldüm mü? Yok. Yok, ölmüş olamam. Yok. Ölmedim ben. Hayır. Hayır, ölmedim ben. Ölmedim, ölmedim. Öldüm ben. Öldüm değil mi? Ölüm ne istiyor çözebilirsen, bütün varlık insanın dostu olur. Gerçekten de öldüm. Eyvah ki eyvah. Ne olacak şimdi? Bitti mi her şey? Hayatım bitti mi? Bütün yaşayacaklarım bundan mı ibaretti? Bu kadar kısa mıydı? Sanki bir gün kaldım dünyada. Hatta bir günden bile az. İnsanın aldanması önce ölmeyeceği zannıyla başlıyor. Sonra gençlik rüzgarları gafletle bütünleşince ölüm lügatlerden siliniyor. Halbuki gözü kapamakla güneş yok edilemez. İnsan ölümü çok konuşursa eğlenemez, gülemez. Ya konuşmayıp eğlenip gülebilir mi? Ölümü bir idam sehpası gibi gören, bir mahkum gibi algılayan insan, yok olacağını bile bile nasıl hayattan zevk alabilir? Ölümü unutmak için kendini sarhoşluklara salar, güler görünür, neşeli görünür. Ama içi hep kan ağlar. Yani ne olacak şimdi? Hayat kasedin geriye sarılacak. Her karede vicdanla yüzleşme ve sonuca göre takdir edilen menzile yürüyüp gitme anı. O zaman ben yani ne anlatsam, neyi anlatsam? Hay Allah, bu hesap meselesini büsbütün unutmuşum. Nereden başlayacağım? Hatırladığın ilk yerden başla. Merak etme. Unuttukların sana hatırlatılacaktır. Ve her şeyi sanki bir saat önce yaşamış gibi bir bir göreceksin. Babamı hatırlamıyorum. Daha ben bebekken ölmüş. Hatırladığım ilk şey, annemle birlikte bir köyde yaşadığımız. Annem küçük bahçemizde ekip biçtiklerini şehrin pazarında satardı. Giderken beni de yanında götürürdü. Ve sürekli şehirden, şehirde yaşamanın ne kadar harika bir şey olduğundan, bir gün mutlaka benim de evlenip şehre taşınacağımdan bahsederdi. Bütün çocukluğum bir gün iyi bir evlilik yapıp sonra da büyük bir şehirde yaşamanın hayalleriyle geçti.
Allah'ın emri, Peygamber Efendimiz'in kavliyle yeğenim Ziya için kızına talibiz Feride bacı. Eh Yasin Efendi, eğer bir naz içinde uygunsa olur inşallah. Neden olmasın? Buyurun. Sağ ol kızım. Ancak bizim bir takım şartlarımız vardır. Afiyet olsun. Tabii. Sizin de bunları anlayacağınızı umuyoruz. Neymiş o şartlarınız Feride bacı? Eh biliyorsunuz benim kızım köyün en güzel, en edepli, en maharetli kızı. Eh adı gibi nazlıdır da. Bu yüzden de hususi bir muameleyi hak ediyor. Yani uzun sözün kısası, kızım burada köyde değil, şehirde yaşamak istiyor. Şehirli bir insan olup çocuklarını da şehirdeki insanların adetlerine göre yetiştirmek istiyor. Bizim adetlerimizin suyu mu çıkmış Feride bacı? Çıkmamış elbet. Fakat şehirde olmak bir başka. İmkanlar başka, hayat başka. Kızım da hepimiz gibi dünyaya bir kere geldiğine göre şehrin bu imkanlarına taşı sıksa suyunu çıkarır. Artık hayatını şehirde kazanmak üzere bir şeyler yapacak. Madem Binnaz'la evlenmek istiyor. Ben... Evet, inşallah elimden geleni yapacağım. Yani hemen bir iki ay içinde olmaz belki ama... Bir yıl içinde şehre taşınabiliriz. Yalnız kızımın birkaç isteği daha var. Öyle mi? Ne isteymiş onlar? Hadi alkışlamayacak mısınız? Ne alkışlamış canım? Şehir yerinde adet öyle. Hadi hadi alkışlayın bizi. Ziya, kucağına almayacak mısın beni? Ne? Tıpkı filmlerdeki gibi Ziya. Saçmalama Binnaz, biz artist miyiz? Vallahi girmem eve. Hasbinallah. Olmaz öyle şey Binnaz. Ayıp oluyor ama. Hadi, hadi. Günaydın anneciğim. Günaydın oğlum. Binnaz yok mu? O herhalde uyuyor oğlum. Olsun, bırak uyusun. Olur mu canım öyle şey? Evin kadını uyuyacak, sofrayı annesi hazırlayacak. Oğlum, o daha yeni evli. Hem bizim henüz misafirimiz sayılır. Bir süre hoş görmen lazım onu. Bir iki ay içinde o da alışır düzenimize. Otur sen kahvaltını et. Ziya, sana bir şey soracağım oğlum. Ama gücenme bana. Estağfurullah anneciğim, o ne biçim söz? Bak oğlum, biliyorsun benim senden başka kimsem yok. Eğer sen gerçekten birkaç ay sonra beni bırakır şehre gidersen... ...ben buralarda perişan olurum. Tek başıma yapamam. Diyorum ki ya beni de götürün oraya, küçük bir ev açın bana. Yani illa sizle kalayım demiyorum. Şöyle küçük bir ev olsa yeter... Ya da siz de gitmeyin şehre.
En azından bir iki sene daha. Gitmeyin şehre. Hem benim şurada ne kadar ömrüm kaldı. Ben ölünce ne isterseniz yaparsınız. O nasıl söz öyle anne? Ağzından yel alsın. Sensiz bir yere gider miyim ben hiç? Hem o meseleye daha var. Biz kolay kolay taşınamayız şehre. Bu düğünde çok açıldık, çok. Ben şimdi kara kara bu kadar borcu nasıl öderiz diye düşünüyorum. Al oğlum al. Rahmetli babandan kalan maaşımın hepsi. Ne kadar biriktiyse artık. Anacığım o senin paran. Senin paran ayrı. Ben bulurum bir yolunu Allah'ın izniyle. Allah razı olsun Selçuk senden. Önüm değil amcaoğlu, ne demek? Sana borç vermeyeceğiz de kime vereceğiz? Vallahi bu düğün bitirdi beni. Binnaz sağ olsun o kadar çok şey istedi ki hepsine yetişeceğim diye canım çıktı. Bir ara tarlayı satmayı bile düşündüm. Aman sen ne yapıyorsun Ziya? O kadar da değil. Biz ne güne duruyoruz? Sağ ol oğlum be. Allah razı olsun senden. Senden de. Nasıl gidiyor evlilik? Binnaz'la aranız nasıl? İyi maşallah, iyi. Annemle anlaştılar. Gerçi başlarda Binnaz biraz mırın kırın etti. Ayrı evlerde oturalım diye. Seneye şehre taşınacağız deyince ikna oldum. Şimdi annemle araları gayet iyi oldu. Binnaz. Bugün üçüncü gün. Binnaz kızım. Evet. Ne var? Hala bir haber yoksa ayrı. Bak şehirden toptancı gelmiş. Bir sürü şey aldım. Yardım et de mutfağa koyalım bunları. Şehirden mi bunlar? Aman şehir deyince ben de bir şey sandım. Şimdi bakamam. Diziyi seyrediyorum. Sen yerleştiriver. Gazeteci kadın evde efendim. Hem hayırlı mal olsa köye düşmezdi onlar. İyi. O zaman sen çamaşırları asarsın. Çamaşır mamaşır asamam ben. Canım çıktı yorgunluktan. Yorgunluktan mı? Ne yaptın ki bütün gün? Öf be öf. Bir şey seyrettirmedin adam gibi. Gel benimle. Yürü. Yürü yürü. Bak. A kızım ne yaptın sen? Ne yapmışım? Kızım burası bizim depomuzdu. Ne yaptın bunca eşyayı? Attım. Attın mı? Attım tabii. Eşya dediğim bir sürü eski püskü somya. Bir sürü ıvır zıvır. Ne yapacaksın ki onları? Kızım onların hatırası vardı hep. Boş ver şimdi hatırayı falan. Burası artık senin odan. Nasıl yani? Sana yaptım burayı. Yukarı katta artık bizimle yaşamayacaksın. Burada kalacaksın. Sadece yemeklerde çıkacaksın yukarıya. O da Ziya evdeyse. Bütün gün Kur'an oku, namaz kıl. Ne yapacaksan yap. Böylece hem için açılmış olur. Kızım neler diyorsun sen? Neden bu küçücük odada hapis gibi yaşayayım? Bu ev benim evim. Evin değil. Artık benim evim. İstemiyorsan bırakıp gideyim. Senin evin de sana kalsın. Tamam kızım, tamam. Senin dediğin gibi olsun. Oğlumun yuvası yıkılmasın da. Nasıl böyle bir şey yaparsın Binnaz? Nasıl? O benim annem. Bu evin sahibi o. Nasıl onu küçücük bir odaya tıkarsın? Ben kimseyi odaya falan tıkmadım Ziya. Ona ayrı bir yer açtım. Böylece biraz daha yalnız kalırız. Birbirimizi daha iyi tanırız diye düşündüm. Hem evlenmeden önce bana ayrı yaşayacağız diye söz vermiştin. Evet ama şehre gidince ayrı ev tutarız demiştim. Tamam işte. Şehre taşımamıza da zaten az bir zaman kalmadı mı? Biraz prova yapmış oluruz ha? Hem şimdi biz genciz. Kanımız kaynıyor. Annense yaşlı. Bize ayak uyduramıyor zaten. Dünyalarımız farklı. Tamam tamam. Ama... Annemin bu aralar yeniden insülin iğnelerine başlaması lazım. Biliyorsun şeker hastası. Ona iğnelerini yaparken yardımcı olursun. Tabii Ziya. O ne demek? Zaten gündüz hep annenle beraberiz.
Sadece geceleri aşağıda kalacak ha? Evet. Sen anlatacaksın. Ne anlatayım? Mutluluğumu bozmak isteyen bir kadına karşı mücadele ediyordum ben. Kayınvaliden mi senin mutluluğunu bozmak istiyordu? Evet. Anlattım ya. Onu eşime şehre gitmemesi konusunda benden gizli baskı yaparken yakaladım. Hayır, kayınvaliden bir şey yapmıyordu. Ve sana çok iyi davranıyordu. Hatta sizinle birlikte şehre gelmeyi, fakat başka bir evde oturmayı istiyordu. Burada olduğun halde hala nasıl yalan söylemeye çalışıyorsun? Ben o kadının evimde olmasına dayanamıyordum. Ben çocukluğumdan beri kocamla birlikte şehirde yaşamayı hayal etmiştim. Oysa evlenmiş olmama rağmen hala köyde yaşıyordum. Ve üstelik evimde başka birisi daha vardı. Sen de ondan kurtulmak için ona kötü davranmaya başladın. Neticede ben Ziya'yı seviyordum. Onunla evlenmiştim. Annesini de sevmek zorunda değildim ya. Fakat eşinin annesi, eşin içinde ona bakmak bir Allah hakkı. Evlilik akdi aynı zamanda eşlerin birbirlerine mürüvvetli olmasını gerektirir. Fakat o yaşlı kadın en büyük arzumun önünde bir engeldi. Anne babaya, düşküne bakmak toplumun vicdanının da kabul ettiği bir güzelliktir. Ayrıca sen o hale gelsen nasıl bir muamele görmek istersin? Yapmasaydım diyeceğim ama yaptım. Olan oldu. Olan oldu ama geride ne kaldı? Yaşlıların irdelendiği ne evin ne toplumun bereketi kalır. Hele hele yüzlerce defa tekrar edilen film seyrini kaçırmamak için bir gönlü kırmak, insanlık onurunu ayaklar altına almak çok hazin değil mi? Evet. Doğru söylüyorsun. Bir bereketsizlik olduğu kesindi. Ziya o kadar çalışmasına karşın bir türlü borçlarını ödeyemiyordu. Ne oldu? Niye geldin buraya? Yemeğini getirdim ya senin. Yemeğimi yedim kızım. Eline sağlık. Çok güzel olmuş. Benim iğnemi yapman lazım. Hani dün söyledi ya sana Ziya. Ne? Ziya onları söylerken sen burada değildin ki. Demek ki gizli bizi dinliyordun ha? Sana yazıklar olsun. Ben de seni bir insan sandım da evine gelin geldim. Dur kızım dur, öyle değil. Bildiğin gibi değil. Daha ne olacak be? Basbayağı dinlemişsin işte. Hadi hadi şimdi git odana. İğne falan yapamam ben sana, hadi. Hep gizli gizli bizim konuşmalarımızı dinliyormuş. Yetmediği gibi gidip sağda solda beni dünyanın en kötü gelini diye anlatıyormuş. Beni bütün köye rezil etmek istiyor. Ben ne yaptım ona Ziya, ne yaptım? Söyle bana. Söyle. Kime ne anlatmış, onlarla konuşacağım tek tek. Niye konuşacaksın Ziya? Sana evet öyle söylüyor demeyecekler ya. Yine benim üzerime iftira atacaklar. Halbuki ben de sevap olur diye onun için saçımı süpürge ediyorum. Olacak iş mi bu yaptığı? Sen esas git annenle konuş. Sor bakalım ona. Geceleri bizi gizli gizli dinliyor mu, dinlemiyor mu? Anne, doğru mu, çabuk söyle. Etrafta Binnaz hakkında ileri geri konuşuyormuşsun. Yalan oğlum, vallahi yalan. Kendi gelinim için niçin öyle bir şey söyleyeyim? O zaman gizli gizli bizi dinledin de mi yalan? Ha, söyle. Bizim konuşmalarımızı dinledin mi? Dinledin değil mi? İşte bak, hayır diyemiyorsun. Niye böyle yapıyorsun anne? Ayıp değil mi? Yazık değil mi? Bundan sonra benimle de konuşmayacaksın artık. Tamam mı? Bitti. Kaybettin oğlunu. Thank you.
Tamam. Bu duvar iyi. Fakat çekiç neredeydi ki? Aman aman, yine mi namaz kılıyorsun sen? Kıl kıl ne işe yarıyor anlamıyorum ki. Çekil bakayım şöyle. Aman çek şu kafanı be. Öbür tarafa dön, ne fark eder? Namazı ha o tarafa kılmışsın ha bu tarafa, ne fark eder anlamıyorum. Of of. Doluya koyuyorum almıyor. Boşa koyuyorum dolmuyor. Hesaplar bir türlü birbirini tutmuyor. Bu borçları ödeyemeyeceğim ben. Öder benim kocam, öder. Bir tanedir o. Öderim değil mi Binnaz? Tabii ödersin ya. Biraz daha çalışır ödersin. Ama birisinin de bana yardım etmesi lazım. Selçuk var ya amcanın oğlu, o etsin. Of hayır öyle değil. Böyle bana daha yakın birisi, mesela karım. Nasıl yardım edecekmişim ben sana? Hani şu düğünde takılan altınlar vardı ya. Onları bana versen de şimdilik borçlarımızı ödesek. Sonra ben kazanınca ben yeniden alsam o altınlardan sana. Dünyada olmaz ya, unut bunu. O paralarla benim yapacaklarım var. Ne zaman? Unuttun mu? Birkaç ay sonra şehre taşındığımızda. Binnaz. Binnaz. Binnaz! Ne var yine? Kızım, iğnemi yapamıyorum. İğneci miyim ben be? Sağlık ocağım bu burası. Binnaz gel iğne yap. Kızım, güzel kızım. Yap şu iğnemi. Elim ayağım titriyor bak. Yahu anlamıyor musun? Yapamam ben. Ne bileyim ben iğne yapmayı? Ama bunda bilinecek bir şey yok ki kızım. Çok basit. Yapamam vallahi. Kadar manar. Ben bayılırım kan görünce. Olmaz. Aa, aa. Düştü ayol bu. Öldü mü acaba? Şşt, şşt, öldün mü? Oh, ölmemiş. Sesi çıkıyor. İyi bari. Ölseydi adım katile çıkardı. O işte. Öyle iğne yap, iğne yap diye tutturursan böyle olur. Hastaysan git hastaneye yat. Ay, ay cici mi bu? Ne olmuş buna böyle? Aa, civciv mi o? Yaralanmış mı? Ay yazık, yazık. Hasta olmuş herhalde. Ay pek de küçükmüş, ay. Yazık. Vah, ne kadar da halsiz görünüyor. Yazık. Sana yazık. Hasta mı oldun sen? Üzülme sen. Ben şimdi seni iyileştiririm. Oo, korkma. Korkma bebeğim. Korkma. Kolu kanadı kırılmış bir civcive merhamet göstermek ne güzel. Hak katında bu basit görülen şeyler çok ağır tutar burada. Evet evet. Ben çok merhametliyimdir aslında. Merhamet güzeldir. Ancak insanların görmesi için yapılması ise riyadır, gösteriştir. İnsanlar orada olmasaydı bile yapardım. Ama insanların görmediği yerde bir başka can taşıyan kayınvalideni ölümün kucağına atıyordun. Üstelik şeker problemi vardı. Her an kriz geçirebilirdi. Ama kayınvalidem mutluluğum için bir engeldi. O mu? Yoksa mürüvvet üzerine kurulması gerekli yuvayı, zorlukları paylaşmayarak sıkıntıya sokan sen mi? Kocanın itibarını sarsmak, onu muhtaç halde kapı kapı gezdirip onurunu kırmak, bu aile ahlakına sığar mı? İpin ucunu kaçırmıştım bir kere. Sıkıntı ardından ayrı sıkıntıları getirdi.
Eşim daraldı. Ben bunaldım. Şehre gitme hırsı her şeyimi aldı götürdü benden. Bu anlaşılmaz hırsın öyle gözünü bürümüş ki zavallı kadının namazını kıblesini alay konusu yaptın. Ne işe yarar bu yaptıkların diyerek arşı titretecek hezeyanlarda bulundun. İnsan olmanın en temel hakkı olan ibadete karşı geldin. Şey, benimki bir inançsızlık meselesi değildi. Kayınvalideme olan öfkemin açığa çıkmasıydı. Mazlumun sahibi Allah'tır. Mağdurun hamisi Allah'tır. Hele hele kendisine yapılan ibadete saldıran için mühlet olsa da ihmal olmaz. Ben bunları düşünecek durumda değildim. Benim derdim bir an önce şehre gitmekti. Gel abi. Selamün aleyküm Ziya, afiyet olsun. Ve aleyküm selam Selçuk. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bak Muammer abi, ilçeden kendisi büyük tarım yapar. Babam gönderdi. Ziya çok sıkışık dedi. Tarlayı satmayı düşünürse Muammer abin ilgilenir dedi. Şu anda tarlayı satmayı düşünmüyorum Selçuk. Sen bilirsin Ziya. Ama düşünsen iyi edersin. Babam hem borcunu da öderdi dedi. Borcum borç Selçuk. Merak etmeyin. Kendi amcamdan para kaçıracak değilim ya. Yok Ziya, estağfurullah, öyle demedim. Ama sen de biliyorsun, giden para geri dönmeyince çok can sıkıyor. Hadi kal sağlıcakla. Tarlayı satmayı düşünürsen Muammer abi ilgilenecek. Eyvallah. Peki. Of be Binnaz. Of. Versen şu altınları işte. Bu kadar rezillik çektiğimize değer mi ya? Of. Kızım, Ziya gelmedi mi daha? Geldi işte. Bak şurada oturuyor. Görmüyor musun? Gelmedi, gelmedi. Hadi otur da koyayım yemeğini. Afiyet olsun anneciğim. Geç kaldın Ziya. Hoş geldin oğlum. Hoş geldin Ziya. Yemeyeceğim. Ziya? Hayırdır canım? Kötü bir şey mi oldu? Evet. Bugün Selçuk geldi yanında bir adamla. Tarlayı sattırmaya çalıştı bana. Aa, niye oğlum? Çünkü ona borcum var ya. Tarlayı satıp borcunu ödememi istiyor. E doğru demiş işte. Sat tarlayı sen de. Öde amcanın borcunu. Üstüyle de şehre taşınalım. Ha 3 ay önce ha 3 ay sonra. Nasıl olsa taşınmayacak mıyız? Hayır, taşınmayacağız. Nasıl yani? Ya şehre falan taşınamayız Binnaz. İşler kötü gidiyor. Verim alamıyorum. Borçlarımı ödeyemiyorum. Bu durumda taşınamayız şehre falan. Ama bana söz vermiştin. Of evet vermiştim. Ama o zaman her şey başkaydı. Evlenirken çok para harcadık. Bütün hesaplarım alt üst oldu benim. Ne? Şimdi de bunların suçlusu ben mi oldum yani? Hayır kızım. Ziya öyle bir şey demek istemedi. Sen sus. Sen hiç konuşma. Beni kandırdın. Neredeyse bir senedir şehre taşınacağız diye oyaladın beni. Evlenirken de aynı vaatleri yapmıştın. Ama artık yetti. Yetti. Nereye gidiyorsun Binnaz? Seni terk ediyorum Ziya. Annemin evine gidiyorum, tamam mı? Nerede yanlış yaptım ben anacığım? Nerede? Her şey çok güzel olacak diye düşünmüştüm. Ama şimdi nasıl olur? Nasıl olur da karım beni terk eder? Nasıl olur da yuvamızı yıkmaya karar verir? Her şeyin bir yolu bulunur oğlum. Karım bir anlık öfkeyle böyle bir karar vermiş olabilir. Daha çok genç. İyi de anacığım ben de gencim. Sen babasız büyüdün oğlum. Çocuk yaştan başlayıp ailemize babalık ettin. Erken büyüdün.
O da babasız büyüdü anne. Hadi, hadi bakayım, kalk. Dur anne, ne oluyor? Ne olacak? Hemen gidip karını alıp evine getireceksin. Gitmem ben onunla yana. O bana gelsin. Oğlum, evladım. Kibir yıkıcıdır. Halbuki sen yuvanı kurtarmaya gidiyorsun, böyle yapma. Doğru diyorsun anne. Doğru diyorsun da... ya beni reddederse, ya gelmezse? İsteklerine hede, gençtir, hakkıdır. Kız da mecbur değil ki bana bakmaya. Benimle aynı evde yaşamaya. Anacığım. Keşke senin kalbinin iyiliği, merhametinin bir parçası karımda da olsaydı. Olur, o da olur. Sen onun sözlerine iyi sözle yaklaş, o da olur. Hadi, hadi, amma oyalandın. Hadi git de karını al, gel, hadi. Misafirimiz mi var? İyi yaptın, çok iyi yaptın. Bak gör nasıl gelecek. Hem de hadi gel seni şehre götüreyim diye gelecek. Sürsün burnu biraz. Seni bizim Sümüklü Melahat'in kızı sandı galiba. Ay koy önüne iki lokma ekmeği, iki de bebe ver kucağına, sussun. Yok öyle yapma. Sen merak etme anneciğim. Ben hem seni hem de kendimi kraliçeler gibi yaşatmasını bilirim. Az para mı o tarla? Çok para, çok. Hayırdır inşallah. Anne kız, benimki olmasın. Gelsin bakalım. Geleceği varsa göreceği de var. Kalk. Ne istiyorsun? Niye geldin? Karımı görmek istiyorum. Binnaz'ı almaya geldim. Hiçbir yere gelmek istemiyorum ben. Binnaz, hadi gel evimize gidelim. Bak, el aleme rezil oluyoruz. Ben değilim rezil olan, sensin. Orada koca tarla duruyor ama karın köyün köşesinde anana bakıp sefalet içinde yaşıyor. Konuş kızım, konuş. Oh, az bile. Anne, sen de doğruyu söyleyeceğine kızına, onu iyice kışkırtıyorsun. Aman sus be terbiyesiz şey. Sen değil miydin? Kızını şehre götüreceğim, elini sıcak sudan soğuk suya sokmayacağım diyen ne oldu şimdi? Bak, bir yıl oldu, bir yıl. Hala olduğun yerde duruyorsun. Bana biraz daha zaman tanıyın, böyle yapmayın. Bakın, bir yuva kolay kurulmuyor. Neden bu kadar kolay yıkılsın? Orasını sen düşün artık. Oh olsun. Binnaz! Binnaz! Açın şu kapıyı! Açın! Ay Ziya delirdi. Dur anne, açma kapıyı. Kıracağım kapıyı, açın. Sağ solu belli olmaz şimdi. Açın kapıyı. Binnaz. Aman, ondan mı korkacağım ya, ne yapacakmış? Açalım. Açın şu kapıyı. Ne var? Ay. Ay. Komşular yetişin, adam öldürüyorlar. Bırak kızı. Kimseyi öldürdüğüm yok anne. Binnaz'a iki çift lafım var, onu söyleyip gideceğim. Bana bak Binnaz. Sana yarına kadar müsaade. Yarın bu kapıya geldiğim zaman seni alıp gideceğim. Sen bana verdiğin sözü tut önce. Gerisi kolay. Hadi. Yürü. Kandırdı beni. Şehre taşınacağız dedi, kandırdı. Bir sürü vaatte bulundu ama kandırdı. Ama sonra bunların hiçbirisini yerine getirmedi. Sen de evi terk ettin. Ne var ki bunda? Hem evlilik nasıl bir haksa, boşanmak da bir haktır. Evlilik ahiret temelli olmayınca, karşılıklı menfaatler üzerine kurulunca, hem ciddiyeti oluşmuyor, hem de yıkılması çok kolay oluyor. Artık ne yapsak pek olur gözükmüyordu. Yuvanın devamı çok zordu. O zaman kaçınılmaz sonuç ayrılıksa, o da usulünce olması gerekmez miydi? Ayrıca şehre gitme uğruna arkada borç bırakıp gitmek, hak gasp etmek, bu nasıl açıklanabilir? Kendine yapılmasına razı olur muydun? Niyet yuva kurmak değil, şehre göçmekti sonunda. Böyle bir niyet için zavallı insanların kullanılması, alet edilmesi niye? Sonuçta bir evlilikti. O da imza attı, ben de. Nereden bilebilirlerdi ki içinde saklı olanı? Hangi anne yoktur ki evladının mutluluğunu istemesin?
Nitekim kayınvaliden bütün yaptıklarını sineye çekti. Evladını seninle barıştırmak için gönderdi. Ama yetmedi. Hırsımın yangını her tarafı tutmuştu bir kere. Selamünaleyküm Muammer abi. Aleykümselam Ziya. Ne o? Pek keyifsiz gördüm seni. Abi ben tarlayı satmaya karar verdim. Teklifin hala geçerli mi? İyi. Senin için üzüldüm ama kendim için de sevindim açıkçası. Anlaştık o zaman. Of of. Hayatım hep çamaşır yıkayıp bulaşık yıkamakla mı geçecek anne? Kafanı kullanırsan geçmez. Kolay gelsin. Biraz konuşabilir miyiz Binnaz? Burada söyle ne söyleyeceksen. Annemden gizlim saklım yok benim. Ya sabır. Neyse. Konuşun siz, konuşun. Benim zaten içeride işim var. Hadi. Hırsızlık mı ettin yoksa? Tarlayı sattım. Memnun musun şimdi? Ben memnun olayım diye mi sattın tarlayı? Hadi Binnaz, evimize gidelim. Peki ne zaman şehre gideceğiz? Ne zaman tutacaksın evi? En kısa zamanda. Söz mü? Söz. Anne! Anne! Ay ne yapıyorsun kızım? Ne yapıyorsun? Yok bir şey anne. Ziya tarlayı satmış. Ne yapıyorsun Binnaz? Hiç. Yarın öbür gün sözünden caymaman için sana yardım ediyorum işte, fena mı? Anne al bu paraları. Dur bir dakika, benim Selçuk'a borcum var. Bir kısmıyla o borcu kapatmam lazım. Canım amcanın oğlu değil mi? Kardeş yarısı sayılır. Biraz daha idare eder seni. Anne, bu paraları bir bankaya yatırıver. Binnaz, Selçuk'a vereceğim paranın bir kısmını. Ne o? Bana güvenmiyor musun yoksa? Güveniyorum. Anne, nihayet şehre gidiyoruz. Allah'ım sen oğluma güç ver. Sen ona doğru yolu göster. Onun için ne hayırlıysa onu çıkar karşısına ya Rabbim. Ne bu evin hali? Sevgili kaynanam yokluğumdan faydalanmış bir güzel. Baksana. Ben biraz uzanacağım. Çok yorgunum. Kusura bakmayın. Uzan kızım, uzan. İyice dinlen yavrum. Vallahi anne, doğru mu yaptın Binnaz'ı geri getirmekle bilemiyorum. İyi yaptın oğlum, iyi yaptın. Yuvanı kurtardın. Sen gerekeni yaptın. Gerekenden de fazlasını yaptım anne. Ben tarlayı sattım. Ne yaptın? Tarlayı sattım. Tarlayı satmış. Beyefendi tarlayı satmış. Para nerede? Selçuk hayrola, bir aksilik mi var? Evet Ziya, var aksilik. Tarlayı satmışsın. Benim bildiğim Ziya'nın ilk işi gelip bana borcunu ödemek olurdu. Dinle bir dakika Selçuk. Ama Ziya ne yapmış? Paraları kayınvalidesine vermiş. Kayınvalidesi de koşa koşa kasabaya gidip kızının hesabına paraları yatırmış. Buna nasıl izin verirsin Ziya? Ne diyorsun be sen? Ne yüzsüz adamsın? Kapıya dayanıp dayanıp para istiyorsun. Hak mı bu Ziya? Babam sana da babalık etti. Şimdi durumu sıkışık biliyorsun. Yazık günah değil mi Ziya? Çok değiştin Ziya sen, çok. Değişti tabii ya. Sizin gibi köylü mü kalsaydı? Binnaz gir içeri. Gitmiyorum işte. Burada duracağım. Anlaşılan sen kendini savunamıyorsun. Sus. Paraları karına neden verdiğin şimdi anlaşılıyor. Baksana kadınla bile söz geçiremiyorsun. Ay! Yapacağım lan seni. Bunu yapmayacaksın Ziya. Bunu yapmayacaksın. Ulan böyle. Kardeşim bir borç verdik. Borcumuzu istemek suç mu? Suç mu? Terbiyesiz. Oğlum yapma. Yapma dur. Allah aşkına ya. Gittin sen bunu. Ziya! Oğlum yapma! O senin kardeşin yerinde! Kardeşin kalmış hani! Ziya! Ziya! Anne bayıldı! Ziya! Anne! Anne! Yenge! Anne! Yenge! Anne su getir biraz! Anne!
Anne! Şeker komasına girmiş anneniz. Şeker 400'e fırlamış. Beyin damarları tıkanmış. Tıbbi olarak olan bu. Ama neden doktor bey? Sinirden hanımefendi. Kayınvalideniz bir şeker hastası. Sinirlerinin bozulması onun hayatını tehlikeye sokar. Şimdi o hayati tehlikeyi atlattı mı doktor bey? Açık konuşayım Ziya bey. Bu durumda hayata dönse bile kısmi olarak felç de geçirdiği için hiçbir zaman önceki gibi olmaz. Çok iyi bakılması gerekir. Ay yatalak mı oldu yani? Üzgünüm ama yaşarsa evet. Yatağa bağlı kalacak. Yeter ki yaşasın doktor bey. Geçmiş olsun. Demek yatalak. Yatalak ha? Hayatım köyde kaynanama bakarak mı geçecek? Şehre gidemeyecek miyim? Hemen tansiyonunu kontrol edelim. Hemen efendim. Ne oluyor doktor bey? Doktor bey! Sakin ol Ziya. Sakin ol hayatım. Doktor bey. Elimizden gelen her şeyi yaptık ama... Yoksa? Annenizi kurtaramadık. Başınız sağ olsun. Başımız sağ olsun hayatım. Tamam. Anne. Tamam. Kızım, kassana biraz sesini, yeni cenaze çıktı evden. Of, bir haftayı geçti anne, sıkıntıdan patladım. Televizyon yok, gelene gidene yemek yapıp dur bütün gün. Yedisi çıktı işte, yeter bu kadar yaz. Sen de haklısın be kızım. Ay anne, vallahi kayınvalidem öldü de kurtuldum. Ne kadar şükretsem azdır. Ya kadı yaşasaydı? Ay ne tuvalete gidebilir ne de yemek yiyebilir değil mi? Hep ben bakacaktım ona. Haklısın Binnaz. Hem ona da zor olurdu. Öldü de kurtuldu zavallı. Hem artık şehre rahat rahat gideriz. Sen de bizimle gelirsin. Hoş geldin anne. Nasıl da titriyor zavallı. Çok yoruldun değil mi Büşra? Binnaz kapat şu televizyonu. Ya geçen bölümünü kaçırdım zaten bu dizinin. Gel yanına gidelim. Ne yapıyorsun Ziya? Televizyonu kapatıyorum Binnaz. Sen ne laftan anlamaz bir kadınsın ya. Ne insanın çektiği acıdan anlıyorsun ne de sıkıntısından. Sor bakalım annene, evlilik böyle mi olurmuş? Ziya oğlum, sinirlerin bozuk. Acın taze. Şimdi kırmayın birbirinizi. Benim kimseyi kırdığım yok. Kızım beni kırıyor. Ben onun bir istediğini iki etmiyorum ama o. Hani şehre gidecektik? Hani bana söz vermiştin? Bak, burada kızım haklı işte Ziya. Hayır anne. Kızın hiçbir konuda haklı değil. Hiçbir konuda. Şimdi sen evine git hadi. Biz kendi aramızda çözeriz problemi. Peki oğlum. İstenmediğim yerde duracak değilim. Hayır anne. Hiçbir yere gitmiyorsun. Hadi kızım. Sakinleşin hadi. Yarın görüşürüz. Sen kim oluyorsun da benim annemi evimden kovuyorsun be? Burası benim evim Binnaz. Ben de senin kocanım. Unuttun mu? Sen benim kocamsan o da benim annem. Senin annene gelince saygıda kusur etmeyeceğiz, benim anneme gelince evden kovacağız, öyle mi? Benim annem öldü Binnaz. Öldü. Hayatı boyunca bir tek benim iyiliğimi düşündü. Bak, şuna bak. Son nefesinde bile bizim için çaba sarf etmiş. Babamdan kalan maaşı biriktirip bize bırakmış. Sırf biz rahat edelim diye. Ama öldü. Öldü işte. İyi oldu öldü. Yoksa kalacaktı başıma. Sende hiç vicdan yok mu be? Ah!
Bunu sana ödeteceğim Ziya. Benim paramdı. Kocam değil miydi? O zaman bana da ait bir para sayılırdı o. Az önce takılar için kendi mülküm diyordun. Şimdi ne oldu da eşinin malı senin oldu? Kocam o paraya sahip olamazdı. Benimki ona destek sayılır diye düşündüm. Kötülük kendi cinsinden kötülük doğurur. Hak gasp ettin. Dayak yiyip hakkın gasp oldu. Anne kız fettanlık yaptınız. Senin annen de evden kovuldu. Bu acıyı yaşadın. İkisi de acıydı. Dünyam yıkıldı o sıralar başıma. Birilerinin başına dünyaları yıkıp duruyordun halbuki. Paraya el koydun. Kardeş çocuklarını kanlı bıçaklı hale düşürdün. Kayınvaliden bu acılara dayanamadı. Ölümüne zemin hazırladın. Nasılsa her insan ölecekti. Her ölüme bir bahane oluyor zaten. Fakat başlangıçta ben ölmedim diye haykırıyordun. Halbuki senin ölümüne de sebep vardı. Biliyorum. Hem de her şeyi bitirip yeni bir hayata başlayacağım anda. Buralar hesap edilmeden yaşanan bir hayat. O parayı da çalarak kocanı da çok zor durumda bırakmadın mı? Niye ki? Aç değildi, açık da değildi. Nasıl zor durumda kalsın ki? Selamünaleyküm. Aleyküm selam. Oturabilir miyim amca? Otur bakalım şöyle. Otur Selçuk. Diyeceklerim var. De bakalım ne diyeceksen. Burada size olan borcum var amcaoğlu. Bana pahalıya mal oldu seninle kavga etmek. Annemi kaybettim. Ama annem ölümünden sonra bile beni kolladı. Bak, bunu sana getirdim. Şu borcu kapatalım. Aramızdaki kırgınlık da bitsin gitsin. Olur mu Selçuk? Hadi Selçuk. Kalkın sarılın bir kardeşinle. Bir say Selçuk, eksik olmasın. Ne o amcaoğlu, eksik mi var? Eksik çok Ziya, çok. Sen benimle dalga mı geçiyorsun Ziya? Alay mı ediyorsun? Çocuk mu belledin bizi? Bu ne biçim iş? Vardı amcaoğlu, yemin ederim. Vallahi de billahi de bu kutunun içi para doluydu. Hadi amcaoğlu, bas git yoluna. Bir daha da karşıma çıkma. Al götür bunu da. Kutu ağzına kadar para doluymuş. Yazık. Hem ödemiyorsun hem de kendince alay ediyorsun. Kutu ağzına kadar para doluymuş. Yazık. Hem ödemiyorsun hem de kendince alay ediyorsun. Rezil ettin. Ne yaptım ben sana ha? Ne yaptım? Bana bunu yapmanı gerektirecek ne yaptım? Ha? Nerede paralar? Alçak! Yüz işin adamı nerede paralar? Paralar? Nerede? Bırak canavar! Bırak! Manyak herif! Defol git buradan! Öldürecektin az daha beni! Sürüm sürüm süründüreceğim seni! Boşayacağım seni Binnaz! Asıl ben seni boşayacağım! Canavar! Sürüm sürüm süründüreceğim seni. Burnundan getireceğim. Köy meydanında bana yaptıklarının 10 katını yapacağım sana. Elinden geleni ardına koyma Binnaz. Babamın arkadaşı Bilecek vardı anne. Onu nerede bulabilirim? İntikamımı alacağım senden Ziya. Bak görürsün.
Recep abi. Ha? Merhaba. Merhaba. Hatırladın mı beni? Ben Mustafa'nın kızı Binnaz. Oo yeğenim, hoş geldin. Hatırlamam mı? Yüzüne ne oldu yeğenim? Bir yamuk yapan mı oldu? Seni sahipsiz sanmasınlar. Recep abi ne güne duruyor? Sormayın Recep abi. Başıma gelenler düşmanımın başına gelmesin. Bir kocaya düştüm ki her günüm cehennem azabı gibi geçiyor. Boşan kızım, boşan. Çekmek zorunda değilsin ki adamı. Ah ah. Rahmetli babacığım hayatta olsaydı köy köşelerinde sürünür müydüm Recep abi? Ben de senin baban sayılırım kızım. Belki babandan bilirsin. Bana deli Recep derler. Zamanında yanlış yapan çok adamın canını yakmışımdır. Sen hatırlamazsın. Hatırlamaz mıyım Recep abi? Benim de senden bu konuyla ilgili bir ricam olacaktı. Rica ne demek? Görevimiz. Söyle bakayım sen şu kocanın adını. Kadına gücü yeter tabii. Bakalım bize de gücü yetecek mi? Biraz da onun canını yakalım. Kadın dövmek denemiş lan. Pislik herif. Gücü yetiyorsa kalka beni döv. Hayvan. Bana bak. Binnaz'ı rahat bırakacaksın. Rahat bırakacaksın. O kıza bir bulaştığını görürsem daha veterini yaparım. Tamam mı? Tamam. Duydun mu? Tamam. Tamam. Duydun mu? Tamam duydum. Duydum. Binnaz. 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 Açın kapıyı. Açın. Kardeşim gitti onlar. Şehre gittiler apar topar. Bir iki saat oldu olmadı. Zaten hazırlanıyorlarmış. Ev tutacaklarmış. Nereden buldularsa parayı. Nereden bulacaklar? Tarlanın parası, annemin maaşları. Ne kadar aptalmışım. Ne kadar aptal. Ziya, oğlum bu ne hal? Uzun hikaye abi. Oldu? Çok uzun hikaye. Anladın bir şey ya. İsteyeceğim senden. Heh. Allah Allah. Binnaz'ın peşinden gideceğim. Beni arabanla götürür müsün? Olur olur. Hadi gidelim. Ya, nereye gidiyorsunuz? Sağ ol abi. Yavaş. Oh. Dikkat et. Sağ ol. Tamam. Araba şu tarafta. Bırak şimdi etrafı. Bak şimdi anne. Şehrin merkezinde büyük çocuk parkı var ya hani. Evi oradan tutarız. Ay ne güzel olur. Nasıl içim gider benim o parkta ne zaman dolaşsam. Mobilyaları da hani şu televizyonda göstermiştim sana geçen gün. Onlardan alırız. Yemek takımı? Yemek takımı olmadan olur mu? Benim güzel anneciğim. Hmm. Hem de en iyisinden. Oh yemekten sonra da iner deniz kenarına dolaşırız ışıl. Işıl. Oh ışıl ışıl olacak tabi anneciğim. Şehir dediğin geceleri gündüzden bile parlak olur. Binnaz, Binnaz, Binnaz ya, Binnaz, Binnaz kızım, Binnaz kızım, Binnaz'ım, Binnaz yavrum. Kötülük yapmada sınır tanımaz hale geldin. Kocanı bir başkasına dövdürdün. Kayınvalidenin son 3-5 kuruşuna el koydun ve eşini bir defa daha insan içinde rezil ettin. Ama o da beni döverek insanların önünde rezil etti. O dayaktan gizli bir mutluluk duydun. Sanki içindeki haksızlıklarına karşı sığınacak bir liman gibi oldu o dayak. Orası öyle. Bunca sinsi bir rahatlama yaşadım.
ben de ona daha ağırıyla cevap verebilirdim artık. Bütün yaptıklarımın vicdani baskısı silinip gitti o an. Bunca yalandan, hakkın olmayan paranın gaspından sonra sen nasıl huzurlu olabilirsin ki? Şehir nasıl huzur sağlar ki? Vicdan sadece köyde mi yaşar ki şehirde seni rahatsız etmesin? Şehre gidemedim ki. Onca uğraş boşa gitti. Sizce akıbetim nasıl olur? Ekilen neyse hasatta da o olur. Yaşanılan hayat nasılsa ölüm o şekilde olur. Ölüm de nasılsa haşir de o minval üzere olur. Yani hep bir meyzi sayıkladım durdum. Ama tam kavuşurken kaybettim. Kaybedilen sadece o mu? Şimdi bir menzile vardın. Hakikatin iki yüzüyle karşı karşıyasın. Ya kanatlanıp yükselmek ya da bir engele takılıp gayyalara yuvarlanmak. Benim için sonuç belli. Değil mi? Gaybı bilemem demiştim. Ya ümit edebilecek bir ışık, bir pırıltı? Eğer kalbinde zerre ağırlığınca bir inançla geldiysen, vebalini ödedikten sonra sana da rahmet kapıları açılabilir. Nasıl geldim sence? Bilemem. Ben de bilemiyorum. Bakıyorum hayatıma, hiçbir iyilik bulamıyorum. Desem ki geri gitsem, iyi bir insan olarak dönsem. O kapı kapalı. Başka bir şeye dönüşsem, toprak olsam, taş olsam. O da olamaz. Sen insan olarak yaratıldın. En öz, en halis bir yapıda hayatla şereflendirildin. Ama insanca yaşayamadım. Hazin olan o. Bir annenin evladına olan şefkati, Allah'ın kullarına olan şefkatinin yanında denizde damla kalır. Ama ben o bir damlanın bile yüzde biri kadar şefkatli olamadım. İnsan nefsine uyarak, hırsına yenilerek neler kaybediyor. Hem de sonsuz alemlere kıyasen bir göz açıp kapamalık bir ömürde. Of, of! Gözümün önünde zulümlerim akıp akıp yığılıyor. Nedir benim bu halim? Ne yaparım ben şimdi? Bir yol, bir çıkış. Ne olur, bari sen tut elimden. Hayır, hayır bırakma beni. Veballerim, günahlarım. Günahlarım, sıkıştırmayın beni. Kaçın benden, boğuluyorum, boğuluyorum. Kudret kaleminde ömür mürekkebi sona erdi. Sonsuza uzanan bu büyük buluşmada kimseye haksızlık yapılmadı, zulmedilmedi. Verilen güzelliklerse lütfedildi, ihsan edildi. Boşu boşuna mahvoldum ben. Sürüklemeyin ne olur. Girmek istemiyorum oraya.